İKAS ile profesyonel bir e-ticaret sitesi kurmak artık çok kolay. E-ihracat özellikleri sayesinde tüm dünyaya satış yapabilir, ürünlerinizi kargolayabilirsiniz. Ve tüm süreçlerinize destek ekibi 7/24 yanınızda. Daha fazla bilgi almak için ikas.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Hani Kerem ve Lo Celso transferleri gerçekse haberler, çıkan haberler. Orada bir mantık oturmaya başladı benim gözümde. Hem Lo Celso'da hem Kerem Demirbay'da. Çünkü Galatasaray'ın doğrudan asist değil de anahtar pası atacak. Yani o kilidi ilk etapta açacak oyuncuya ihtiyacı var. Kerem de Lo Celso'da bunu sık sık yani Almanya'daki performansıyla Kerem Demirbay. Villarreal performansıyla Lo Celso sana onu vaat ediyor. Eğer gerçekten bu haberler doğruysa diye de konuşmak lazım. Ki Kerem Demirbay işi biraz daha ciddiymiş galiba. Lo Celso biraz böyle şeyde. Onlar şey, Sergio ile beraber de o bütün o yükü alabilecek isimler gibi gözüküyor. Bütün bir sezon planlamasında yani. Lo Celso'yu yani son Villarreal performansı çok iyiydi çünkü gerçekten. Yani baya baya sonradan girdiği zaman bile oyunu çözmüş yani. Hani oyuna şey nasıl 5-0 öndeyiz Lo Celso sen gir oyuna diye değil. Yedek kaldığı maçta girdiği zaman da şey yapmış. Doğrudan katkı vermiş ama tabii onu çıkartıp yani oradan koparmak bonservis anlamında ne kadar doğru olur ne kadar şeyi bilmiyorum. Göreceğiz yani Lo Celso ve Kerem Demirbay var. Kerem Demirbay bence daha yakın ve elinde Türk yerli kuralı devam edecekse artı bir kuralında rahatlatacak bir isim. Sen de geçen haftalarda söylemiştin. Yusuf Demir'in net olarak 2 sene kiralık oynayabileceği bir kulübe gitmesi lazım. Yani bir de değil. Net olarak 2 sene evet ben buranın oyuncusuyum diyebileceği bir kulüpte oynaması gerekiyor. Erken de kabul ediyorsa tabii. Yani kabul etmiyorsa da zaten kariyeri bitecek yani böyle giderse. Çok uzun süredir. Yedek yani 18 yaşında bir Barcelona aldı 200-300 dakika denedi diye bütün bir kariyeri bu Bunu Barcelona'daki inşa 300 edemezsin. dakikanın üzerine söyleyemezsin yani. Hani böyle eskiden çocuk oyuncular vardır ya 10 yaşındayken çok iyi bir filmde oynamış. Hani kimse görse yolda tanımıyor sokakta ona dönecek iş yani. Evde tek başının yıldızı mesela. Macaulay Culkin değil mi? Hiç piyasada yok ondan sonra. Çok var öyle oyuncu. Yan çarları bile, kuzeninin kuzenleri bile meşhur oldu. Succession dizisindeki evin küçük oğlu onlardan birisiydi yani. Culkin'lerden birisiydi yani. Dediğin gibi öyle evde tek başına. Veyahut da Evde Tek Başına'nın yerli versiyonundaki çocuk da öyleydi galiba. Bir tek o diziyle hatırlanmıştı. Yerli versiyonu hatırlıyor musun? Yok, hiç Papyon takıyordu, hatırlamadım. Hüda Verdi gibiydi böyle. Hiç hatırlamadım. Efsane dizidir tabii canım. Çok Kim iyi. kimle oynuyordu? Unuttum şimdi ama yani karakter olarak, tipleme olarak böyle şey böyle çilli böyle hafif böyle şehla yapıyordu gözleri böyle. Şeyde hep bela açıyordu başına. Yok film miydi, dizi miydi onu da unuttum ama yani bir yerli versiyonu vardı onun. Bir de ben de sabah senin tweetini de gördüm. Sabah gazetesinin haberine göre de Nelson Davinson Sanchez takası artı 15 milyon euro deniliyordu. Ben de o noktada sana biraz daha yakınım belirli şeylerde. Anlatayım açtıysan konusunu. Tabii yani şimdi sen de gördüğüm için hani şeyde programda da kalsın diye evet, söylüyorum Twitter'da şunu demek istemiştim. 15 milyon ve işte Davinson Sanchez neden bana mantıklı gelmiyor? Davinson Sanchez 27 yaşında, Nelson 24 yaşında. Nelson'un tavanına zaten 22-23'te ulaştı Nelson. Maksimumuna geldi. Ve Nelson zaten fiziksel atletizmiyle oynayan bir oyuncu değil. Oyun Aklıyla aklıydı. oynayan bir oyuncu. O yüzden Nelson'un şu an 24-34'e kadar 10 sezon daha aynı top seviyede götürebileceğini çok güvenebiliyorsun. Çünkü çok istikrarlı oyuncu, karakterli oyuncu. Ve Davinson Sanchez ise tam tersi. Aklıyla değil, atletizmiyle. Davinson'un Nelson'dan daha iyi olduğu konu net daha atlet, daha hızlı. Atletizmiyle oynayan oyuncular ama daha hızlı düşebiliyor. Şu anda bir de 3 yaşta daha büyük Nelson'dan. Yani 4 yıl sonra, 4 sezon sonra Davinson Sanchez'in hızı düştüğü zaman çok daha sert bir düşüş yaşayabilir. Ama Nelson'un 34'üne kadar tıpkı Popescu'larda olduğu gibi top seviyede oynayabileceğine güveniyorsun. Çünkü Popescu'da olduğu gibi, Ulfalucci'de olduğu gibi bu adam aklıyla oynuyor. Atletizmiyle değil. Şimdi aklıyla oynayan böyle bir ve top seviyesine ulaşmış bir oyuncunun gelecek 10 sezonu var. Bu 10 sezon için 15 milyon euro düşük bir rakam abi. Yani bonservis ve yaş korelasyonu zaten böyle hesaplanıyor. Yani bu oyuncu 28, 29, 30 yaşında olsa zaten 15'ten de az verirler o zaman. 5 verirler atıyorum, 7 verirler neyse. Ama bu oyuncu şu an 24 yaşında top seviyesine ulaşmış ve gelecekte 10 sezonu varsa sana 15 milyon euroyu 10'a böldüğümüz zaman senelik 1,5 milyon euroya düşüyor ve düşük bir para bu. Yani sana 10 yılda kazandıracakları çok daha yüksek. Ben daha önce editörlük yaptığım dönemlerde bunun bir şeyini çıkarmıştım abi. Bu tip transferleri. Ve Fenerbahçe'de çok güzel bir örnek vardı. Volkan Demirel Fenerbahçe'de 10 yılın üzerinde
birinci kaleciyi, bir numarayı doldurdu tamamen ve oraya bonservis harcaması yapmadın. Volkan'a da senede 3 milyon euro bile versen 10 yılda bir numarana harcadığın para 30 milyon euro. Fakat 9 numarası Fenerbahçe'nin bir türlü dikiş tutmamıştı. O zaman tabii Dani Guiza'lar, işte Emenike'si geliyor gidiyor, Niang'ı tutan da gidiyor, tutmayan da. Matej Kezman'lardan evet, başlayan bir süreç evet, esasında. Yani o 10 yılı düşünün. Yani hep bir sene gidiyor, bir sene geliyor. Yani tutan da çok duramamıştı maalesef. O dönemdeki Fenerbahçe'nin kalecisine sıfır bonservis harcayan Fenerbahçe'nin 10 yılda 9 numarasına harcadığı bonservis 100 milyon euroya yakındı. Robin van Persie'lerle Guiza'lar arasında. Bu da Volkan sayesinde oluyor tabii. İşte Volkan bu kadar tasarruf ettiriyorken maaşsız bak. Sadece 100 milyon euro bonservis maaşla birlikte 150 milyon euroyu buluyor. Her yıl 9 numarana verdiğin 3 milyon, 5 milyon neyse verdiğin parayla 150 milyonu buluyor. Volkan'dan o 30 milyonu çıkardığımız zaman 9 numarayla kaleci arasında aradaki enflasyona bak. Santrafor'una 120 milyon euro gider, kalecine 0. Yani hı. 30 milyon euro sadece maaş vermişsin. Eğer bir bayrak adam bulabiliyorsan, gelecek 10 yılında bu adam performansını olabildiğince stabil tutar. Muslera da bu Galatasaray'da oldu. 12 yıl boyunca Galatasaray 1 numarasına bonservis harcamıyor. Muslera'ya çok veriyor belki 3 milyon, 4 milyon vesaire ama Muslera'ya en fazla verdi işte o 10 yıl içerisinde 40-50 milyon euro bandında bir şey 12 senedir. Ama her sene kaleci aldığını düşünsen, her sene kaleciye 1 numaraya transfer yaptığını düşünsen o 100 milyonları geçiyor. Yani tutmuş bir oyuncuyu elinde biraz yüksek para vererek tutmak çok değerli. Bunu Gomis'te de gördük. Gomis'e 500 bin euro, 1 milyon euro verilmesin diye Gomis bir gitti Arabistan'a. Icardi gelene kadar kaç tane 9 numara geldi, kaç tane para harcadı. Bunun para mesela harcayacağız. Çeteresini çıkarsan Gomis'e hani 500 istiyorsa abi al 2 verirsin yani. O kadar fark yaratıyor. O yüzden ben Nelson'la ilgili hani çok böyle Popescu şeyi geliyor bende. Bayrak adam olsun. Yani satmak için o kadar şey heves etmeye gerek yok. Marketisten karıştırma. Sana gelsinler. Aynen. Yani 25 milyon euro zaten evet. Çıkış maddesi var. Sözleşmesi de daha devam ediyor. Nelson illa imzalamak istemezse bedava gitmesin diye tabii ki sözleşmesinin bitimine 1-1,5 yıl kala o zaman satarsın. Ama şu an zaten sözleşmesinin bitimine de daha var. Nelson yüzden, gitmek istiyor mu evet. istiyor mu bunu da bilmiyoruz. Yani evet. Biz sadece çıkan haberlere göre işte. Biraz Nelson, gitmek istiyor deniyor da. İşte kim diyor? Evet. Ama Nelson gitmek istiyor dense bile abi hazırlık maçında ben dikkat ettim özellikle. Nelson yine bildiğimiz Nelson. O kadar iş ahlakı oluyor. Yüksek ki adamın. Hani ben gitmek istiyorum dese bile sahaya onu hiç yansıtmaz o oynar topunu yani. O yüzden öyle Nelson'u göndermek konusunda ben çok şey düşünmüyorum. Tabii Nelson da şeyi düşünüyor olabilir tabii yani belki de. Gelen teklif, Galatasaray'a gelen tekliften değil kendisine talip olan kulüpler bazında şunu da söyleyebilir. Ben bu sene bir de Şampiyonlar Ligi arenası Galatasaray bir yaşayayım ki. Belki o dönem Nelson'un hiç beklemediği kulüplerden de teklif alabilir. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansına göre. Bu biraz riskli bir iştir. Çok da kötü de oynayabilirsin Şampiyonlar Ligi'yle takım halinde. Seni kötü de gösterebilir ama işte sükseli isimlerle sahaya çıkınca ilgi odağı sende oluyor bir şekilde. Yıldızlar parlatır senin yan parçalarını. Bir konu daha var. Bence mesela Fenerbahçe'de çok iyi satışlar yaptı. İnsanlar biraz şunda da biraz farklı düşünüyor olabilir. İyi satış yapmak gereksinimi mi Ajax'da olduğu gibi, Benfica'da vesaire olduğu gibi ona özenliyor olabilir. Ama bir de bu işin şey tarafı da var. 5 büyüklükte, 6-7 büyüklükte hep yarışmacı olan ve kadrosunu koruyabildiği için çok iyi giden takımlar da var. Yani yarışmacı kulüpler de o kadar da satma meraklısı olmaz. Sürekli evet. Yetiştireyim ve satayım meraklısı da olmayabilir. Yani illa Galatasaray oyuncuyu yetiştirip satacak diye bir kural yok. Bayrak adam yapıp 10 sene takımında da tutabilir. Orada da daha fazla da tasarruf eder yani. Onu evet. Söylemek için söyledim. Doğru haklısın yani. Ben de o konuda sen taraftayım. Yani 15 milyon artı Davinson Sanchez. Yani mesela Okan Buruk'ta da bir heyecan uyandırmamıştır mesela de, yani. Mesela Nelson'a 1,5 milyon falan veriyorlar galiba. 1-1,5 arası bir şey uygun. Davinson'a 2,5 vereceksin. Yani maaştan da sıkıntı zarar, yaşıyorsun. Yani evet. Yani çok bir karı yok o anlaşmanın evet. Yani. Yani her şey Nelson'un zihninde bitiyor. Tamam evet. Yani Nelson ne istiyor onu bilmiyoruz. Şeyi bilmiyoruz yani. Hani dediğimiz gibi Nelson'un ne istediğini bizim evet. Bilme şansımız yok. Bence takip eden muhabirlerin de bilme şansı yok. Yani çünkü ben çok hani konuşmuyorsun çünkü adamla yani. Ben bir de çok da teklif geldiğini de düşünmüyorum abi. Şundan düşünmüyorum. Tottenham en zengin kulüplerden bir tane. Top 6 yani Premier Lig'in 6 takımı
dünya futbolunun zirve altılısı zaten. Bu takımlar hani mesela şey haberleri görüyorum. 22 vermiş de 25 vermemiş. Tottenham sezona başlayacak. Lig başlayacak artık onlarda. Sen 3'ün 5'in hesabını yapmaz yani. 3 milyon euro için yaz kampına stoperini yetiştirmeyecek. Yani bu şey mi ya? Yani bizim Türk Süper Lig takımı mı bu adam yani? Tottenham yani. Top tabii. 6. Eğer Tottenham sezona kötü başlarsa o sezonki zararı 100-200 milyon euro zaten. Tabii. 3 milyon euronun hesabını yapar mı onun için? Bir de unutmayın adam? Yeni ve biraz da riskli bir teknik direktörle giriyorlar sezonda. Posta yani postacı oluyor bizim versiyonumuzla söyleyelim yani. Asıllı Avustralyalı koçla giriyorlar. Yunanlı Avustralyalı koçla giriyorlar. Çok vardır orada. Hem eski Yugoslavya kökenli hem de Yunan kökenli çok insan vardır Avustralya'da. O sebepten yani her şeyi çok net olması lazım zihinlerinde ki girerken sadece işi teknik direktöre yükleyebilsinler hani. Tamam bu böyledir, bu böyledir diye. Yani adamlar daha Harry Kane'i satmıyorlar Bayern Münih'in isteğine karşı. Hala hani ne oluyor hesabındalar. Doğru dediğin gibi yani 22'yi veren 25'i de verir. Verir onu. Yani onlar birinci stoperi yapacak olsa zaten Temmuz başında yapardı. Yani teklif, en geç Temmuz başı yapardı bence. Ancak şöyle gitmiş olabilir teklif. Gerçekten Nelson, abi bırakın beni salın demiş olabilir. Tottenham'dan 15 teklif gelmişse de o zaman da veyahut da 17 ise bir şeyse Galatasaray'da yönetiminde demiştir ki bizim de stopere ihtiyacımız var. En azından bizim 2-3 yıllık belirli oyun planına göre ihtiyacımızı karşılayacak adam alalım oradan. İşte karlı bir anlaşma olmayabilir o. Karlı bir anlaşma olmayabilir ama hani çok mecbur kalınız kalırsın ya bazen yani. Oyuncu gitmek istiyordur. Galatasaray'da çıkış bedelini ancak böyle tamamlıyordur. Hani 15'e Nelson'u sattın ondan sonra piyasaya çıkacaksın. Gittiğin stoperler daha farklı rakamlar isteyecek belki kulüpleri falan. En azından orada bir şey takas artı para konusu gündeme gelmiş olabilir. Ama bu arada biz mesela oyuncular gitmek istiyor diye çok haber yapıyoruz abi. Bizim ülkede görüyoruz. Evet. O işi o kadar da şey yapmamak lazım. Oyuncu gitmek istiyorsa geçen sene sözleşme yenilemeyecek. Oyuncu maaş da almak istiyor. Para tabii. da kazanmak istiyor. Sözleşme yenilediği zaman maaşı da artıyor. Tabii. Oyuncu gitmek isterse atıyorum 4 yıl daha mı var? 3 yıl daha mı var kontratı? 2 sene daha bekler. Sözleşmenin çıkışına bir sene kala, iki sene sonra satabilirsin veya bir sene Şampiyonlar Ligi'nden sonra yani. Da şey yapabilirsin. Ya çok gitmek isteyen adam sözleşme yenilemezdi zaten. Yani o kadar da gitme meraklısı değil. Para kazanmayı da istiyor adam çünkü. Tabii. Sözleşme yeniliyor. Maaşını iyileştiriyorsun. Sözleşme Tabii. yeniliyor. O yüzden çok da böyle aman oyuncu gitmek istiyor gönderelim de şeyinde modunda yaklaşmak yerine biz kocaman kulüpleriz. 100 yılı aşkın şeyiz, camiamız var. İyi de para veriyoruz. Avrupa'da da oynuyoruz. O yüzden hani çok da oyuncu her gitmek isteyeni satarsan zaten tutamazsın kimseyi yani. Zaten elini. Takım olamazsın yani. Evet. Yani takım olamaz. Sürekli bir değişim olmaz yani. Evet. Başka kulüplerde olur o. Yani başka ölçekli kulüpler der ki evet biz bunu götürüyoruz ama zaten alttan yenisi geliyor. Biz bunu yapabiliriz. Evet. Hatta 50 yıllık bir kurgun vardır, sistemin vardır. Onun üstüne hareket ediyorsundur. O zaman da sıkıntı yok ki. Ajax bile bütün oyuncu grubunu birdenbire sattığı anda 3-4 yılını bocalamıştır mesela. Evet, bocalamalar işte, vardır. Mesela şey diyorlar işte yani Ajax'ın kadro kalitesinin tekrar biraz düşüş yaşadığını, o yüzden ayrılmak istediğini söylüyorlar. Doğru. Yani, doğru. Geçen sene öyleydi yani. Geçen sene öyleydi. Yani, Feyenoord şampiyon oldu geçen sene. Yani 2-3 yıl önceki Ajax'la şu anki Ajax arasında çok... Tabii canım ya. Bu adamlar şeye finali kaçırdıklarında hani o Tottenham efsanevi maçta işte Hakim Ziyech falan merkezde, merkez orta saha oynuyordu yani. Onu unutmamak lazım şeye. Orada bir Tanguy Ndombele efsanesi. Tanguy Ndombele elemişti değil mi? Bir şey yapmıştı Real böyle. Real Madrid'i yendikleri maçta Tadic çok iyiydi. Tadic çok iyiydi. Tabii canım. Galatasaray'la alakalı başka bir atladığımız konu var mı diye düşünüyorum. Yok galiba. Yok herhalde. Evet yani şöyle bir haberleri de tarıyorum da şimdi kafamda. Birçok oyuncu ismi gelip geçiyor ya o noktada. Zaten hani normalde bakma sol bekini tamamladı Galatasaray. Evet. Hani yedek kaleci Batuhan'la mı devam edecek yoksa Günay Güvenç'le mi devam edecek? Dün bir haber vardı. Muhammed Şengezleri bonservisiyle alacak. Çıkaldağ'ı kiralıyor noktasında. Ben orada hala Günay Güvenç gibi bir ismin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü Günay Güvenç 35 yaşında değil, 32 yaşında adam benim. Evet. Ve Günay hani daha iyi sezonlar geçirdi son iki sezonda evet. Muhammed'e göre. Ama Günay'da da Türkiye'de yetişmiş kuralını karşılayamadığı için bir sıkıntı oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne liste bildirmekle ilgili. Şimdi 4 tane oyuncu bildirmek zorundasın. Türkiye'de şeyde. Yetişmiş. Türkiye'de yetişmiş. Muhammed Türkiye'de yetişmiş olduğu için herhalde biraz daha Muhammed'e kaymış olabilirler. Olabilirler bilmiyorum ama. Ama Günay'ı ben de biraz daha önde görüyorum. Ben de. Yani kalecilik melekeleri olarak şu anda Muhammed Adana Demirspor'a mı ne kiralandığında zaten Başakşehir'den gelen çok tutmuyor muhtemelen yerini kaleci aldı şey, herhalde. Omzunu iki kere çok kötü sakatladı Muhammed yani. Yoksa şeydir. Mesela ben daha yakın abi Okan Koçuk'tan falan daha iyi kalecidir mesela. Yani ama o sakatlık birazcık daha şey yaptı, sıkıntı yaşattı Muhammed'de.
Orayı da tamamladık. O zaman Beşiktaş'a geçelim. Geçelim.